Herkese merhaba, ben Melis ve kanalıma hoş geldiniz ve apartmanıma hoş geldiniz. Bugünkü videoda sizlerle apartmanımı paylaşacağım çünkü taşınıyorum yine. Taşınmaya karar verdim ve genelde bu tarz bir videoyu çekmezdim. Hatta seneler boyunca istek almama rağmen çekmedim. Şu anda öğlen yemeğimi hazırlıyorum. Beraber hazırlayalım dedim. Vancouver'da yaşıyorum. Kanada'nın en pahalı şehrinde ve şehir içinde yaşıyorum. Tek başıma. Ve bu şehre ilk taşındığımda şehir içinde çalışıyordum. Ama şimdi tamamen evden çalışıyorum. Ve ilk taşındığımda da seyahat yasağı vardı. Her yer kapalıydı. Ya harikaydı, evet. Ama şimdi seyahat açıldı ve açıkçası artık evden de çalışıyorum. O yüzden yakın, çalıştığım yere yakında yaşamak zorunda değilim. Ve apartmana harcadığım parayı, kiraya harcadığım parayı daha çok uçak biletine ve otellerde harcamak istiyorum. Ve bu nedenle taşınmaya karar verdim ve artık burada yaşamayacağım için video da çekmekte sorun görmüyorum. Umarım video hoşunuza gider. Ve öğlen yemeğim hazır. Tura başlayabiliriz. Merhaba Duke. Apartmana girince şöyle bir giriş var. Duke, sen gösterecek misin bize evi? Hadi Duke, ev turu yapalım. Evet, şöyle giriyoruz. Duke çok heyecanlı, sizler buradasınız diye. Şöyle apartmanı göstereyim hemen. Ondan sonra detaylara gireriz. Önümüzde banyomuz var. Şöyle çalışma masam. Salon diyelim buna. Ondan sonra şöyle de yatak odasına giriyoruz. Ve böyle. Şimdi detaylara girelim. Salondan giriş böyle gözüküyor. Geldiğimizde burada şemsiye var. Umbrella. Ondan sonra birkaç tane temiz maske var. Burada işte anahtarlarım ve robot süpürgem için remote var böyle. Ondan sonra şöyle bir ayakkabılık var. Burada nedense bütün beyaz ayakkabılarım var. Şöyle burada 3 kapı var. Birinci kapıyı açtığımızda çamaşır makinemiz var ve kurutucu, ya da şu çamaşır makinesi, bu kurutucu. Üstünde işte kullandığım ürünler var. İkinci kapı açılmıyor. Yani arkasında bir şey yok. Ama buradaki kapıyı açtığımızda da Kanada'da yaşadığımı görüyoruz. Çünkü kocaman montlar var ve Vancouver'da kar yağmasa da yine Kanada'dayız ve soğuk oluyor. Üstelik Whistler çok yakın ve burada birkaç tane daha dağ var snowboard yapmak için.
O yüzden ihtiyacım var böyle büyük montlara. Üst tarafta snowboarding botlarım var. Ondan sonra snowboardumda. Evet, şöyle snowboard çantam genelde montların arkasında saklanıyor. İçinde snowboardum var. Helmet. Neydi senin ismin? Kafanı koruyan şey işte. Onun dışında bindinglerim genelde üstünde oluyor. Ve dediğim gibi botlarım şöyle şurada. Montum ve pantolonum da burada. Şöyle. Ondan sonra burada da bir tane daha ayakkabılık var. Bunlar kışlık ya da günlük ayakkabılarım. Topuklu ayakkabılarım genelde odamda duruyor. Burada küçük bir barımız var. Alkol, bira. Bunlar genelde stout biralar, o yüzden dolapta olmasına gerek yok. Ama koleksiyonum çok çok daha küçüldü Vancouver'a taşındığımdan beri. Eğer bira koleksiyon videomu gördüyseniz, bu çok 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 daha küçük ve açıkçası böyle tercih ediyorum. Daha detayları göstereyim size. Bu ve diğer bitkilerim maalesef çok iyi durumda değil. Çünkü 6 haftadır evde değilim ve bir kere birisi geldi suladı bitkilerimi, plantlarımı. O yüzden çok iyi durumda değil şu an ama birkaç günde kendine gelir. Şu tobacco ve vanilla mumu. Şu anda en sevdiğim mumlardan biri ve bu Vancouver'da küçük bir markanın neydi senin ismin? Brand and Iron diye. Ondan sonra şurada da sevdiğim bardaklarım var. Guinness'tan ismim yazılan bir kupa var içinde. Onun dışında da whisky ve bira bardakları. Ondan sonra burada da çok tatlı Kate Spade ve şampanya bardakları var. Burada da son zamanlarda okuduğum kitaplar. Henüz Tools of the Titan bu kitabı bitirmedim. Bu daha çok böyle günlük okuduğunuz bir kitap. Yanındakilerde daha çok böyle masa üstünde olan kitaplar ama masa üstümü de dağınık yapmak istemedim. O yüzden şöyle mum var ve çiçeklerim var. Koltukta Duke'den başka kimse oturmadığı için ve çok tüy döktüğü için genelde üstünü kaplıyorum ve yeni koydum yatağını koltuğun üstüne. Çünkü çok tüy döküyor ve genelde daha çok koltuk üstünde yatıyor ama normalde şurada gördüğünüz boş yerde yatağı oluyor. Bakalım, belki geri koyarım oraya. Çünkü şu anda kapalı ve bilmiyorum, çok çok tüy döküyor, ne yapayım? Değil mi Duke? Sen çok tüy döküyorsun ama çok tatlısın ve seni çok seviyorum. O yüzden değer. Beyefendi geldi yerine ve oturdu. Şöyle. Şu tarafta da oyuncakları var. Ne zaman isterse alıyor. Bütün hepsini her yere dağıtıyor. Ondan sonra ben de temizliyorum. Değil mi Duke? Evet. Bazen kanalıma gelen yorumlardan biri, aa köpekli eve hiç girmem, hiç tahammül edemem, köpek kokuyordur içerisi gibi yorumlar geliyor ve açıkçası ben de düşünüyorum ki tanımadığım yabancı seni ne zaman evime davet ettim ki böyle bir yorum yapmak zorunda duruyorsun. 10 senelik dostum, tanımadığım internette olan bir yabancıdan çok daha önemli. Evet. Ve bu bizim evimiz. Biz böyle mutluyuz. Bu video ev tur yerine çok daha Duke hakkında olan bir video oldu. O zaman bakalım başka neler var apartmanda. Şöyle geçiyoruz çalışma masasına. Burada iki tane bilgisayar var. Bir tanesi kişisel bilgisayarım, bir tanesi de iş bilgisayarım. Şöyle bir ışığımız var. Açayım. Vancouver'da pek güneş görmediğimiz için yaz aylarına kadar genelde şöyle bir ışık kullanıyorum, özellikle çalışırken. Mutlu ışık ya da happy light diye geçiyor. Ve aynı zamanda da
vitamin D almak zorundayım. Çünkü güneşten pek alamıyorum. Burada da gün içinde kullandığım şeyler var. Vitaminlerimi burada tutuyorum. Çünkü almayı unutuyorum ve çalışma masasına geldiğimde, çalışmaya başladığımda ya da öğlen yemeğimden sonra almayı unutmuyorum. Çünkü tam gözümün önünde oluyorlar. Burası işte evde olduğumda evden çalıştığım yer. Şöyle. İlk taşındığımda çalışma masası duvara karşıydı. Şöyle gördüğünüz gibi. Ve açıkçası benim hoşuma gitmedi. Çünkü dışarı bakmak istiyordum. Onun yerine şurada daha önce gösterdiğim koltuğun diğer parçasını koydum. Çünkü ne koyacağımı bilmiyordum. Üstünde de işte kitaplarım, bir tane daha bitkimiz ve YouTube Silver Play Button'ım var. Yakından göstereyim. Şöyle. Açıkçası ilk kurduğumda burada oturup kitap okurum diye düşünüyordum ve yalan oldu. Gerçekten pek kullanmadığım bir köşe burası. Okay, buradaki kitapların çoğunu da okudum. Şu ana kadar birkaç tane var okumadığım ve küçük bir Yoda da var burada. Merhaba Yoda. Evet. Daha çok böyle organize olmayı seviyorum ve mutfağım daha temiz gözüksün diye çok fazla şey tutmuyorum dışarıda. Şu her şey de gri sanırım. Arkadaki mavi arkalık backslash apartmanla geldi. Yani ben seçmedim. Bazı apartmanlarda çok çirkin yeşil bir renk var. O yüzden bu mavi renk pek gözüme batmıyor. Şöyle baktığımızda da benim için çok önemli olan kahve makinem var. Şöyle açıp göstereyim neler var burada. Bana Hindistan ceviz yağı kullanıyor musun hala diye soranlar olmuştu. Ya kullanıyorum. Sanırım birkaç sene yeni almama gerek kalmayacak. Bunu Costco'dan almıştım ve inanılmaz büyük bir coconut oil. Burada işte baharatlar, yağlar, pre-workout, creatine, kahveler, çaylar var. Bu pek açık durmuyor. O yüzden çabuk konuşacağım ve burada tabaklar, bardaklar var. Şöyle. Normalde kullandığım su şişem yıkanıyor şu anda. O yüzden bunu kullanıyorum. Ve bu genelde burada değil. Sadece şunlar var. Böyle. Şöyle yukarı bakalım. Burada da kahve bardaklarım var ama çoğu yeni yıkandığı için makine içinde şu anda. Bira bardakları, şarap bardağı. Öyle. Bulaşık makinemiz var. Ondan sonra temizlik eşyaları. Şöyle de kaplar falan var. Ondan sonra dönüyoruz. Arkamızda ev eşyaları işte şöyle. Merak edenlere gösterelim. Eminim merak ediyorsunuz buzdolabında ne var? Pek bir şey yok. 6 haftadır evde olmadığım için içki var. Birkaç tane tavuk aldım bugün. Kombuça, salatalık, salata. O kadar. 3 gün sonra yine seyahate çıkacağım için çok fazla şey yok buzdolabında gördüğünüz gibi. Bu içkiler bana gönderildi. O yüzden fazlasıyla var şu anda. Bu taraftakiler alkolsüz biralar, buradakiler de vodkalı lemonade'ler, Organic Well, Drink Well isimli bir Kanada markası var. Ondan sonra Straight and Arrow isimli bir Kanada markası var yine. Bunlar da vodkalı kokteyller, ondan sonra buradakiler de alkolsüz kokteyller ya da mocktail'ler. Clever Tonic'de. Aslında bunun hepsi evet Kanada markaları, işbirliği olan markalarım.
Bunlar işte daha çok benim The Girl With Beer Instagram hesabım için olan işbirlikleri. Ondan sonra burada da Sunday Morning Stout isimli bir Amerikan birası var. Koleksiyonumdan gelen küflü peynir. Evet, söylediniz siz bana çünkü ismini bilmiyordum. Ben de ne demiştim buna? Mavi peynir. Because. Çünkü İngilizce'de blue cheese diye geçiyor. Neyse. Buzdolabımı o kadar fazlasıyla gösterdim ki gerek yok. Ah, kombucha. Çok seviyorum. Gitmeden önce bu koca şişeyi aldım ama hala içilebilir mi sanmıyorum açıkçası. Çok yazık oldu çünkü burada olsaydım içerdim. Böyle mutfağımızı gezdik. Şimdi de yatak odasına geçelim. Yalnız yaşamanın en sevdiğim yanlarından biri yatak odasının pembe olması. İstediğim renkte yatağımı süsleyebiliyorum. İçeri girelim. Heh, şimdi burada o kadar çok bitkiler vardı ki, çiçekli bitkiler. O kadar güzeldi ki ilk taşındığımda. Ama geçen yaz burası inanılmaz sıcak oldu Vancouver. Ve buradakiler öldü. Yeni daha dikmedim, koymadım. O yüzden yazık oldu. Ama şu öndekiler benimle San Diego'dan geldi. Şu anda okuduğum kitabım her zaman yatağımın yanında oluyor. Ondan sonra yatak yanında da pek fazla şey tutmayı sevmiyorum. Burada akşamları yatmadan önce yakmayı sevdiğim diffuser'ım var. Bu Sage Kanada markası ve bunlar da akşam rahatlamak için kullanılan kokular. Şöyle bunun ismi Peaceful Slumber ve en sevdiğim de Good Night isimli olan. Çok beğeniyorum ve yatmadan önce şuradan yakıyorum ve odam çok güzel kokuyor. Okay, bu tarafta da yatmadan önce aldığım vitaminlerim ve ilaçlarım ve aynı zamanda da çok beğendiğim Laneige Lip Mask'im hem çalışma masamın yanında var hem de yatak masamın yanında. Night table üstümde. Ondan sonra böyle bir saatim var ve bu saatte sabahları alarm yerine güneş ışığı gibi açılıyor ve açıkçası çok beğeniyorum. Ve sabah erken kalkmayı biraz daha kolaylaştırıyor. Özellikle dışarısı hala karanlık olduğu aylarda. Uyandığımda genelde Duke'un kulaklarını görüyorum. Ondan sonra dışarı bakıyorum ve buranın manzarası çok çok güzel. Maalesef şu anda güneşli olmadığı için en iyi tarafını göremiyorsunuz. Dağların hepsini göremiyorsunuz ama genelde açık bırakıyorum camları bu şekilde. Ne kadar güneş girse akşamları biraz uyumak zor olsa da sabahları bu manzaraya uyanmayı çok seviyorum. Ondan sonra burada da seyahate çıkacağım için çantamı hazırlamaya başladım ama bu aynanın arkasında askılar var. Şöyle askıları kullanıyorum. Ve altında da yoga matim var. Spor için kullandığım eşyalar falan var. Ve şu şekilde döndüğümüzde dolabım var. Dolabı hemen açıp göstereyim size biraz içinde neler var diye. İlk tarafta kullandığım, taktığım takılar falan var. Ondan sonra parfümlerim ve güneş gözlüklerim. Şöyle buraya açtığımda da spor kıyafetlerim, spor sütyenleri, üstleri, üst. Ondan sonra burada da bütün leggingler ve şortlar falan var. Ve bakayım, bir tane dışında hepsi Lululemon. Çünkü orada çalışıyorum ve eşyalarımın çoğu oradan geliyor. Ondan sonra şöyle şurada da kazaklar falan var. Diğer tarafı da açayım göstereyim. Çok fazla kıyafetim yok açıkçası. Burada da işte elbiselerim. Ondan sonra birkaç tane çanta ve topuklu ayakkabılarım var. Dediğim gibi çok fazla kıyafetim yok. Hatta yeni birçok şeyi başkalarına verdim. Ve azalttım kıyafetlerimi. Ayakkabılarımı da öyle.
Aslında bu askılar kıyafet doluydu daha önceden ama taşınıyorum diye özellikle kullanmadığım kıyafetleri yanımda getirmemek istediğim için başkalarına vermeye karar verdim ve şu anda çok daha az eşyam var gördüğünüz gibi ve böyle seviyorum. İyi benim için. Terliklerim bile pembe. Okay, son olarak da bakalım banyomuza. Banyoda bu şekilde. Yani çok büyük değil ama küçük değil. Çok şükür çünkü Vancouver'daki banyolar özellikle şehir içinde, Gastown'da, Downtown'da eğer dünyanın parasını vermek istemiyorsanız apartmanınıza bayağı küçükler. Bu nedenle böyle bir banyonun olduğu için çok sevinçliyim. Gördüğünüz gibi burada işte kişisel eşyalarım var. Yüz bakım ürünlerim, saç bakım ürünleri falan ve makyaj malzemelerim. Eğer eski videolarımı hatırlıyorsanız makyaj malzemelerim de inanılmaz çok daha fazlaydı bundan. Ve şu anda çok çok daha azalttım ve açıkçası yine böyle daha iyi açıkçası. Ondan sonra burada da ekstralar falan var. Yıkamam gereken fırçalar ve böyle. Küvet ve duş ayrı gördüğünüz gibi ve şöyle de saç bakım ürünlerim, bakım ürünlerim falan var. Saç bakım videomda görmüştünüz zaten ve kaç kere burada banyo yaptım ben. Bu apartmanı ilk gördüğümde her pazar günü, bakım günümde banyo yaparım diye düşünüyordum ama sanırım 2 ya da 3 kere 1,5 senedir kullandım bunu ve bu akşam kullanmayı düşünüyorum açıkçası. Ve böyle banyomuz da bu şekilde. Duke, geri geldik. Evet. Ve son olarak yine dışarısını göstereceğim size. Gördüğünüz gibi karşısına North Vancouver isimli bir şehir. Ondan sonra bu Gastown ve şurada da gördüğünüz top gibi şey bilim müzesi ve o tarafa da Olympic Village deniliyor ve şehir merkezimizde böyle. O kadar çok yağmur yağıyor ama gördüğünüz gibi şehir içinde olmamıza rağmen, böyle binaların arasında olmamıza rağmen o kadar çok yeşillik var ki özellikle binaların üstünde yağmur sayesinde işte.